mesele tamamen kapanacak değil mi Cengiz Bey? Tamamen. Ama önce bir özür dileyeceksin. Peki. Ben kendi adıma ve abilerim adına sizden özür dilersem yedi sülalemi kainat... Yamaç! Yamaç! Yamaç dur! Yamaç! Hadi bakalım. Tamam bakın. Gözünü dört aç. Delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim. Gördün mü? Bakın ha Selim Efendi. Gördün mü? Tamam abi haklısın. Ne dediysek o dalacağız. Sıkıntı yok tamam. Dalacağız. Dalacağız. Ben delikanlı adamım oğlum. Delikanlı adamım ben. Bakalım. Ha bir saat olmasına 10 saniye. 9 saniye. 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5, 4.
Skafiyetçilik mi oynuyorsun çer? Al Pacino mu oldun çer? You wanna play rough? Okay. Dedin mi? Ha? Say hello to my little friend. Dedin mi? You're tearing me apart. Sinemadan konuşuyorduk da. Evet Selim efendi. Babamızın kaç tane oğlu varmış? 5. Sonradan çıkmayı saymayacağım. Sen benim neden bahsettiğimi anladın. Kız. Yukarı bak. Efendim. Şu herifi bul çabuk. Pardon. Başka adamımız mı kalmadı? Başkasından istemiyorum. Senden istiyorum. Peki. Sen nasıl istersen baba. Yok. Ulaşamıyorum Cengiz abi. Senin de sıran gelecek erken. İlgileniyorum. Sen bir kere daha dene. Ne oluyor baba? Seni ilgilendiren bir durum değil. Ama seni ilgilendiren bir durum var. Fabrikalarımızın birinde işçiler kazan kaldırmış. Haberim var. O konuyu konuşmak için geldim ben de. Bunlara yarın sabaha kadar mühlet verdim. Sabah işe devam etmezlerse hepsini zorla çıkaracağım. İşlerime mi? Karışmaya başladın yine. Senin işin mi? Senin işin değil o. Benim işim. Benim kararlarım. Ben kurdum. Başında ben varım. Ben ölene kadar da öyle kalacak. Ne oluyor burada? Sıkıntı var, sıkıntı. Sıkıntı yoksa var mı? Yok yok. İyi iyi iyi. Uyudu. Gelirse söylersin dedi. Canım Aliço. İyi ki varsın. Sakladım. Ay tabii ki. Sen ne yaptın? Vallahi Aliço film öyle bir koptu ki. Nasıl bağlayacağım onu düşünüyorum. Sen film tamir etmeye mi gittin? Nasıl tamir ediyorsun? Hangi film? Benim filmim. Başrolünde ben oynuyorum. Oo, sen filmde mi oynuyorsun ya? Ah Ali Çama. Bizim aileye film yapsan abartıyorsun derler. Öyle ya da böyle. Ya ipimle kuşam. Film de koparsa kopsun bağlayın. Oo. Oo, tabii Ali Çama. Özür dilerim Ali Çama. Hadi görüşürüz. Yamaç.
Nereye? Mesai bitmedi Alişom, yapacak işler var. Sen buradasın nasıl olsa. Ben buradayım. Ya Namık, otursana şuraya. Ne dolanıp duruyorsun deli danalar gibi? Görüyorsun hiçbir şey değişmiyor. Ben oğluma ulaşamıyorum Cengiz Bey. Sen bana ne okuyorsun? Ya adam gönderdik işte, baktırıyoruz. Kaç saat oldu? Niye gelmediler? Niye geciktiler? Kendin gitseydin o zaman Namık. Niye gitmedin oğlunun peşinden? Ha, gel. Ha? İşte haber geldi. Panik yapacak bir şey yokmuş, gördün mü? Evet. Nedir durum? Saldırmışlar Cengiz Bey. Durum bayağı kötü. Sefa Bey de maalesef. Ben kaçtım. Hayrola, nereye? Ya turlayacağım biraz, keyfim yerinde. Ben de geleyim baba. Gelme. Gel yeğen, gel, biz sonra beraber gideriz. Bak. Bari üstünüzdekiler de suya basalım. Kızım bu ev niye bu kadar soğuk ya? Camlar takılmadı ya. Kapattım kapıyı da cereyan yapıyor işte. Gene suratından düşen bin parça. Beni aptal yerine koydunuz diye güleyim mi yani? Saçmalıyorsun. Hanımefendinin kölesi oldum. Onun maaşlı adamı mısın yoksa oyuncağı mı? Hesap vermeyeyim. Hayırlı akşamlar. Bildiğim şey evlenme zamanı. Yaran var mı? Yok. Ya da ayrılma zamanı. İyi. Hayır, o kadar kolay değil. Kurtulamazsın benden. Ne oldu aşkın? Sokakta duvarda bir yazı okumuştum. Nedir o? Tövbe estağfurullah. İnmesini bilmeli. Son durak gelmeden de inmesini bilmeli. Babaanne. İyi misin? İyiyim. Peki cenazeyi aldınız mı? Aldık. Polis polis gelmeden her yer temizlendi zaten. Güzel. Cenaze Ankara'ya gidecek herhalde. Namık, nasıl yapacaksınız cenazeyi? Sen ne dediğinin farkında mısın Cengiz Bey? Oğlumun ölüsü soğumadı da. Sen ne anlatıyorsun? Küfür sevmiyorum yalnız. Küfürün lan, hani oğlumu koruyacaksın lan? Hani gereğini yapacaksın? Bize dediler ki Cengiz Ertelek büyüktür. Yanında durursan her şeyi çözer dediler. Ulan sen,
Sen bir böcek misin lan? Böcek misin lan? O yamaca bir sana iki. Önce gideceğim onun canını alacağım. Tamam. Sonra geleceğim senin yüzüne tüküreceğim lan. Yapmazsam anam avradım olsun. Bak Namık. Göreceksin sen. Göreceksin sen. Acıyı anlıyorum. Oğlunu kaybettin, acın büyük. Bak sana önemli bir adamsın dedim. Tuttum ailemle beraber seni yemeğe oturttum. Ama böyle karşıma geçip abuk sabuk konuşmaya başlayınca, hele bir de beni tehdit etmeye kalkınca önemliymiş, değerliymiş, pazarlıkmış, kârmış anlamam. Şimdi iyice gözlerime bak Namık. Seni yok edenin kim olduğunu unutma. Cehennemde anlatırsın. Abi hoş geldin. Eyvallah be abi, ne haber? Bildiğin gibi abi, burnumuzu karı tutmaya çalışıyoruz. Masanı hazırlatayım mı? Yok ya, şeyi soracaktım. Bu Cemil geldi mi? Abi onu patron kovdu ya. Aa niye, ne oldu? Bu şimdi dükkanda kalkıyordu ya abi. Dün sabah bizimkinin erken geleceği tutmuş. Kapıyı çalmış, kapı duvar. Çocuk kilitlemiş çıkmış. Buna kızdı. Bir daha gelme dedi. Nerede peki, biliyor musun? Vallahi haberim yok. Eyvallah. Patronuna selam söyle. Selim abi alacağım olsun dedi de. Geçmiyor. Kız gördün mü? Kocasını karşılamaya bile gelmedi. Gördün görmez mi? Biz kocalarımızı bulamayalım. Hanım koca beğenmiyor. Kız geçmiyor. Sen ne yapıyorsun Karagül'üm? Kahve yapıyordum amca sana. Ama açsan. Yok, içerim kahveni. Burada mı içeceksin? Üşürsün. Bir şey olmaz bana. Buyur. Ellerine sağlık. Ben de sana onu soracaktım amca. Ne oldu? Hamileymiş. Yani? Yamaç amcandan hamileymiş. Yani? Yanisi bu iş olmaz Karaca. Sen de unutacaksın. Tamam, anlaştık mı? Sen nasıl istersen amca. Afiyet olsun.
Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Bıraktığın gibi abim. Eyvallah. Ya benim misafir burada mı? Hala burada abi, 104'te. 104'te. Ben bir bakayım ona, sağ ol. Sen de sağ ol abim. Eyvallah. Kolay gelsin. Abi. Cemil. Müsait miydin? Gelebilir miyim? Müsaitim abi, müsaitim. Buyur. Eyvallah. Müsaittin değil mi ya? Buyur abi. Sağ ol. Cemil, ne gerek var ya? Yabancı mı var? Gel. Sun abi. Anlat bakalım ya. Kovulmuşsun, ne oldu? Hayırdır? Ya ben zaten bu adamdan tek kuruş para almamışım ya. Tek kuruş para almamışım ya. İstemem şimdi. Ya Allah razı olsun ya, bana yer açtı. Ya türkümü söyleyebiliyorum. Ne bileyim, başımın üstünde medan var. Ama abi yani ben ne kötü bir şey yapmış olabilirim ki ya? Ben ne kötü bir şey yapmış olabilirim ya? Sen bana ne vuruyorsun yani? Ne vuruyorsun abi? Ne yaptı, tokat mı attı? Ya ne tokat abi? Tokat olsa ya, baksana. Tekme, tokat yani ne varsa. Baksana. Vallahi abi büyüğümdür diye ses etmedim. Ama yemin ederim öldürdüm yani. Vallahi billahi abi öldürdüm yani. Ama... Sana şey olmasın diye yani. Ben bunun hesabını sorarım ama. Yok abi yok. Ben hallettim. Nasıl hallettin? Abi dün gece dükkanın kapısında bekledim kapanana kadar. Sonra girdim içeri. Mekanın anahtarı var ya bende. Cemil. Dur abi dur, kızma kızma bak. Bağlama ne oldu? Kusura bakma anne, ben bölmeyeyim diye burada öyle durdum. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey olmadı. Sabah kahvaltıya inecek misin diye bir sorayım dedim. İnerim. Yatıyorum ben. İyi geceler. Damla. Konuşmayacak mıyız kızım ya? Konuşmayacağız Cumali. Öyle mi? Peki madem. Sağlık be kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Ben... af dilemeye geldim. Yani sizden... Yani size... öyle abuk sabuk şeyler yaptım sabah. Seni ittirdim gezi.
Sana yaptım, hepinize yaptım yani. Affetmek yiğitliğin şanındandır. Affet. Eyvallah. Müsaade var mı? Buyur kardeşim. Bir çay verin Yamaç Bey'e. Koçova'nın yamacına. Sorduk soruşturduk seni. Koskoca çukurun adamı. Bu kan emiciyle ne işin olur evlat? Sorma ustam ya. Taktı zinciri boynumuza. O ne derse oraya. Sen okumuş adamsın belli. Zincirlerle ilgili ne denmiştir? Sen benden daha iyi bilirsin. Kaybedecek neyimiz kaldı ki? Haklısın. Harekete geçmemişler daha. Çay gönderdik, almadılar. Olmazlar, alırlar mı? Patronlarının size verdiği mühleti bekliyor. Sadece bize değil, 17 fabrikanın hepsi de durdu. Vay be. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı be evlat. Doğru. Ama onun var. Bana bir müsaade et. Bakın neredesin? Senin derdin ne? Ya böyle korkarsın işte. Geri zekalı, senin ağzını iç. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya manyak manyak ya. Bir dur ya. Bir dur. Ne var? Senin derdin ne? Sen bana yalan söyledin. Kimin için? Kimin için? Kendin için. Bak ya. Ben sana ne söyledim? Ben de geleceğim dedim. Sen ben ayak bağı olmayayım diye. Ya bak şimdi yemin ederim delireceğim. Ya şu dünya üzerinde kimin karısı onu çatapata götürmedi diye bu şekilde davranır ya? Ben davranıyorum aga. Başkasıyla evleneydin o zaman, benimle evlenmeyeydin. Allah Allah. Ya senin tırnağına çöp batsa bizim içimizde mahalleler yanıyor. Sen anlamıyor musun bunu kızım ya? Senin tırnağında çöp batsa biz ne yapıyoruz? Saçımızı mı tarıyoruz? Azer'in adamları seni üç yerinden vurduğunda ben ne yaptım? Hastane önünde tavla mı oynuyordum ya? Benim ömrümden ömür gitti. O kamyonun önüne bağlayıp seni ölüme sürdüklerinde ne yaptık? Evde doğma mı sarıyorduk ya? Hırt. Ben eğer seninle gelmek istiyorsam hiç olmazsa seni korurum diye bir yaranı sararım, bir kanını durdururum. Manyak manyak bir başına çıkıyorsun, kendine ateşleri atıyorsun. Bir gün gerçekten bir orman kenarında devrilip kalacaksın. Yanında da kimse olmayacak. Oh, o zaman ondan sonra ben evdeyim. Neye yarar? Evet, güzel. Cumali herkesi düşünür. Cumali herkesi kollar. Cumali kendi yarasına kendi tuz basar. Ama tamam, tamam sen bunları yap. Gene yap. Ama burada ben varım. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle kızıp sinirlenince çok güzel oluyorsun. Cumali ben ne diyorum Allah aşkına, sen ne diyorsun ya? Üf ya. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Dudağın dilinden de şerbet içende. Dudağın dilinden de şerbet içende. Gönlümde duygular da ateş saçanlar. Gönlümde duygular da ateş saçanlar. Ateşten gömleğe de sar beni, beni.
ateşten gömle, sar be. Ağzına sağlık abi. Senin de. Abi ne oldu öyle ya? Ne abicim? Abi şurada. Bir şey yok ya, bir şey değil o, bir şey değil. Abi nasıl yok bir şey değil ya, olur mu öyle şey? Ya yok. Cemil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Abinle konuşuyor musun Medet? Konuşuyoruz her gün. İyiymiş. Saadet ablam falan, Junior iyiler. Onlar da iyiler çok şükür. Çok şükür. Sana emanetler biliyorsun. Tabii. Mekke'nin oğlu durumu nasıl? Mekke iyi abi, uyandı. Uyanır uyanmaz da Fidan'ı sordu. Kızın durumu nasıl? İyi mi? Çok kötü dövmüş amca. Çok kötü. Parmakları falan hep kırık. Kapı gıcırdasa korkudan yerinden sıçrıyor kız. Evlat. Öyle. Neyse, kendine gelince Mekke'yi bir yanına götürün de iyi gelirler yani birbirlerine. Yani tabii siz daha iyi bilirsiniz, böyle şey gibi oldu da anladınız işte. Kusura bakma. Yok ya, iyi gelir, iyi gelir. Zaten duydu Fidan'ın kurtulduğunu, bir sevindi, görmeniz lazım ya. Dedim oğlum yavaş lan, dikişlerim patlayacak. Mekke'ye bak ya. Ya sonra çok utandı ama. Baktı ben bakıyorum, hemen diyor ki abi Krasnodar maçı ne oldu ya? Özlemişim muhabbeti. Yaşlanıyor muyum ben acaba ha? Hı? Yok amca. Sen yaşlanıyorsan biz ölelim ya, maç koşu olur. Teşekkürler geldiğiniz için. Akın'ın size söyleyecekleri var. Tamam. Görüşürüz, benim çıkmam lazım. Sen de. Tamamdır. Görüşürüz amca. Hadi görüşürüz. Yaz tahtaya bir daha. Tut defteri kitabı. Bum 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 bum. Evet abiler. Önce şunu söyleyeyim. Bu mesele Çukur'un meselesi değil. Eğer gelmem, karışmam derseniz kimse darılmaz, gücenmez. Ama şöyle bir şey var. Eğer babam, amcam falan sorarsa beni işaret edeceksiniz. Benim kararımdı. Benim arkamdan geldiniz. Tamam. Abim abim, sana neler yapmışlar ya. Bir şey yok, bir şey yok ya. Nasıl bir şey değil abim ya. Dur hemen şimdi halledeceğiz. Çatışmaya girmiştik de. Alemsin abi ya, ne çatışması. Ha. Abi ben anlamadım. Ya insan nasıl böyle bir arayı fark etmez ya. Acımadım hiç. Bizim yaralarımız... İçimizde Cemil kardeş. Bunlar yara değil. Çok uğraştırdınız ama yanıltmadınız. Sizin sorununuz ne biliyor musunuz Yamaç Bey?
fazla tahmin edilebilir bir tipsiniz. Doğrudur ama bu söylediğinizi unutmayın Çağatay Bey. Bu ev meselesi nedir? Anlamadım gitti yani. Bu ev de ev, işte Çukur evimiz, İdris babamız, Çukur evimiz, Yamaç babamız. Ev de ev yani. Merak ettiniz, anlatayım. Şimdi benim çok uzun zamandır böyle evim olmadı. Yani uyuduğum, yemek yediğim, gitarımı, giysileri falan sakladığım bir dört duvar oldu elbet ama... evim değildi o dört duvarlar. Yani şöyle anlatayım. Şimdi bambaşka. Kürkçü dükkanı gibi düşünün. Ne olursa olsun biz o eve geri dönmek isteriz. Evet, biz de öyle bir aileyiz yani. Geçen sizi izledim kahvaltıda. Ya ne kadar güzeller dedim. İmrenilecek bir aile. Yani hep güler yüzlü, neşeli bir aile. Kimsenin kimseye sırtını dönemediği, kimsenin kimseye güvenmediği. Çünkü evet yani her an herkes herkesi sırtından bıçaklayabilir. Ne diyeyim yani, ben olsam ben de böyle bir eve gitmek istemezdim yani. Bu ev meselesiyle ilgili Efsun'la aynı şey mi düşünüyorsunuz? Ev. Babamız beni özlemiş. Gidelim. Sevmem Yamaç. Bana küfredilmesini hiç sevmem. İsteklerimin yerine getirilmemesindense nefret ederim. Bırakalım mı bu hani ayaklarını Cengizciğim? Neden burada olduğum belli. Başlayın, ne yapacaksınız yapın artık hadi. Aferin, meseleyi anlamışsın. Bir özür bekliyorum ben. Sadece bir özür. Yaz dostum. Güzel sevmeyene adam denir mi? Öyle mi? Başlayalım mı? Peki, başlayın. Pardon arkadaşlar. Rica etsem bu zevki bana bırakabilir misiniz acabasına? Yazıklar olsun Murtaza. Ben çektim, biraz da başkaları çeksin. Öyle değil mi abi hayran? Anladım. Bir defa suyunu sopunu, iki defa Murtaza, Murtaza. Abi hayran, duyamadım, bir şey mi dedin? Yaslar daya bir defa, tut defteri kitabı, sarı çizmeli. Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı, yaslar daya bir... Eğleniyor musun Yamaç? Güzel. Bakalım sabah olunca da bu kadar eğlenecek misin? Devam. Sabaha kadar devam. Ama öldürmek yok. Bana bunun dirisi lazım. Bir gün öder hesabı. Birader. Birader. Aa! Abi
ne yapıyorsun? Ödüm patladı ya. Ne yapayım dedek? Ne yapıyorsun? Şu haline saça sakala bir baksana ya. Sen nasıl bir modelsin lan? Ödü patlamış. Ne yapayım bundan sonra? Seni döve döve Kur'an kursuna mı göndereyim? Sen ne istiyorsun benim saçımdan sakalımdan? Ulan ne isteyeceğim? Şu haline bir baksana lan. Medine dilencilerine dönmüşsün lan. Bitli bitli geziyorsun öyle. Al şu parayı. Git bir berbere bir saçını sakalını kestir bir kendine gel ya. Ya bırak gözünü al. Seveyim. Ya al paranı ya. Sen ne anlarsın stilden falan? Senin stilin. Kalk bana ya. Kalk. Ne? Kalk. Al kalktım ne? Gel lan benimle. Abi. Ne? Tamam haşladın beni yeter ya. Ders çalışıyorum da müzik dinliyorum. Parasını verdim benimle geleceksin. Düş lan ardıma. Düş. Oflama bana. Oflama. Gelsene oğlum içeri. Gel lan. Kapat şu kapıyı da. Otur şöyle. Şimdi genç, sen bizim işlere girmeyi sevmiyorsun. Zaten biz de senin girmeni istemiyoruz. Ama bak şimdi. Şöyle bir mesele var. Şimdi abinlere söyleyemem. Mahalleden çocuklarla da yapamam. Abinlerin kulağına gider. O yüzden sen bana lazımsın. Tamam boş ya vazgeçtim ben. Hadi sen git. Abi ne ya söylesene. Araba sürmeyi biliyor musun lan? Biliyorum tabii. Ama iletim yok haberin olsun. Ya tamam ol, boş ver. Arabayı ehliyet kullanmıyor. O zaman biliyorum. Ne kadar biliyorum? Abi biliyorum işte, kullanıyorum yani. Ne? Söyle, anlat. Şimdi bak birini alacağız. Sen değil, ben alacağım. Sen sadece arabayı süreceksin. Anladın mı? Öldürme falan yok değil mi? Yok lan. Okşayıp bırakacağız işte. Söz mü? Ya söz. Allah Allah. Okşayıp bırakacağız diyorum sana ya. Neden peki? Niye okşuyorsun bu adamı? Ne yaptı? İstersen arkadaş olalım Yamaç Efendi. O bize çocukluğunu anlatsın. Biz ona geçmişimizi anlatalım. Rahatsız mısın oğlum sen? Var mısın yok musun onu söyle bana. Tamam sen öyle diyorsan vardır bir bildiğin. Varım. Aferin lan. İlk başta böyle tırsarsın falan zannettim ama. Sende de yeri vites yokmuş ha. Niye tırsayım abi ya? Bak şimdi, o zaman şöyle yapıyoruz onu. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Sakin olsana sen ya. Acıktım ben. Ne? Acıktım. Tamam şimdi buradan çıkar bir pideciye gideriz. Oradan da ben sana bir dondurma alırım. Luna Park'a gideriz. Dönme dolaba bineriz orada. Böyle yalıya yalıya. Yemin etme elimin tersindesin ters çeviririm seni ha. Abi tamam hep kızıyorsun. Ne kızıyorsun ya? Ne bağlıyorsun oğlum yerimizi belli edeceksin. Sakin ol lan. Tamam. En azından ne yapacağız abi onu söyle bari. Ne yapıyoruz? Bak biz buraya Selim abinle beraber geldik tamam mı? Bize burada çok kötü sıktılar. Fena sıktılar yani ama öldürmek için değil. Korkutmak için. İçeride kelli felli bir adam vardı. Bana birisinin selamını söyledi. Şimdi biz o adamı bulacağız. Alacağız, götüreceğiz. O selamı geri göndereceğiz. Anladın mı? Yapma o suratını böyle eğri böyle bakma bana. Kapının cebinde badem var. Ondan ye biraz. Kendine gel. Hepsini yeme ama. Daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Tamam. Tipini yürü yürü. Thank you.
Bulduk mu, ne oldu? Bulduk, bulduk, bulduk. Bu ne koyun 5 dakikada ara... Kaldır şunları. İtici. Direksiyona geç. Arabayı döndür. Dikizden beni izle. Motor da çalışır vaziyette kalsın. Beni öldürmeyecektin abi. Kapa lan çeneni. Kafam karışıyor. Senin kafanı çalıştır, şu adamlar geliyorlar. Lan! Hayır! Hadi! Ulan gerici çaldı, yürü! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi efendi, söyle bakalım. Bu Halil İbrahim Gökçetaş kimdir? Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Siz beni çözün. Ben müvekkilime gideyim, konuşayım. Bir buluşma tarihi versin. Sonra size ileteyim. Ya da beni sabahtan akşama, akşamdan sabaha dövün, ağzımdan tek kelime çıkmasın. İkimiz de enerjimizi boşa harcayalım. Avukat mısın lan sen? Hayır. Halil İbrahim Bey'in vekiliyim. O da benim müvekkilim. Hepsi bu. Geleceğimi biliyordun değil mi? Bilmiyordum. Ama tahmin ediyordum. Hadi gidelim. Adam. Ne olmuş oğlum adama? Öldürmedik işte, hadi. Tamam. Ya hadi yürü. Nereye, eve mi, nereye gidelim? Ben tarif ederim. Farlarını yak, farlarını. Farlarını yak. Abi tamam, bağırınca ben böyle geriliyorum ama ya.
Cümleten selamünaleyküm. İyi akşamlar. Birader, otur otur. Kahraman, hoş geldin. Hoş bulduk Ebru'lu abi. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim abi. Abi şimdi sen bize bir... ...35'lik ver. Bir de yanına... Ne yersin lan? Ne yiyelim abi? Sarı kanat yer misin? Abi sarı kanat yemeyelim ya. Lüferin nesli tükeniyor. Hemen senin neslini... Tövbe estağfurullah. Abi sen bize bir sarı kanat, bir de ufak tefek bir şeyler hazırlayıver işte. Hemen. Aynen abi. Oğlum şu kafandaki bereyi çıkar bari. Biz öyle ortamdan ortamı tarzımızı değiştirmeyiz abi, kusura bak. Kızıyorsun. Abi, babam şey... Abi, niye kaşarlık yapıyorsun lan bana? Sanki böyle hayatın hiç ağzına içki vurmamış gibi. Ya yalan söylemem ben sana. Şarap içtim, bira içtim. Rakının tadına baktım da acı ya. Böyle anason falan. Seveceksin. Yemiş efendim. Emrullah abi, buz versene. Peki bu rakı su ile içilir, içilmez tartışmalarını ne diyorsun abi? Sen ne içiyorum da suyla mı içemeyeceğim? Biraderim. Aynı suyla içilmezdi. Abi acı. Bugün biraz sallandın. Ama iyi iş çıkarttın birader. Helal olsun. Teşekkür ederim. Yeriz. Elinle yer. Elinle. Hani lan nesi tükeniyordu? Abi çok lezzetliymiş ya. Ne oldu abi? Ne oldu? Radar, ben yanlış yaptım seni götürmeye. Ben... ...seni oraya götürmekle yanlış yaptım. Abi... Aramızda tam kimseye söylemem ya abi, kardeş. Biz çocuktuk. Daha da çocuktum. Ben anneme kızardım. Şimdi o zaman biz böyle... ...kurşuna gel gel yapıyorduk. Ulan senin... ...elinmiş kesiliyordu. Bir şey değiyordu eline. Anam çarşıyı, pazarı karıştırıyordu. Sonra bunu ne zaman anladım biliyor musun? Acaroğlu'ya. O zaman anladım ben. Birader. Benim oğlum. Yamaç amcası gibi olacak. Okuyacak. Öyle. Ha, iki şeye karışırım. Bir öyle bitti saçlarla gezmeyecek. İki öyle gürültülü müzik dinlemeyecek. Abi bitti dil taktın saçlarıma ya. Ama... Babam sana yapmadı ya. Ben Acar'ı yapacağım. Okutacağım onu. Her yerde okutacağım. Bu işin dibi neyse... ...sonuna kadar göndereceğim ben.
sonra ben istesem sen gelmeyeceksin. Sen istesen ben izin vermeyeceğim. Tamam. Bir kereydim. Sen bu kulara karışmayacaksın. Karışmayacaksın. Biz bunun için aradık. Biz bunu gördük, bunu yaşadık. Bak bize korkudan dolayı bey diyorlardı. Ama sana saygıdan dolayı bey diyecekler. Yamaç bey. Yamaç Koçovalı bey. Kimya mühendisi Yamaç Koçovalı bey. Kimya mühendisi lan. Bir kimya mühendisi her şeyi bilir. Yanlış mıyım lan? Eyvallah abi. Abi bu rakı var ya, şimdi damatılmayla yapılıyor. Yani işte suma da katılmasıyla anasonun işte aroması genelde öyle. Etil alkol, C2H5, onu biliyorsundur zaten. İşte bu suma dediğinde incir ve işte üzümün... Senin açıklamanı kafamı açma. Bırak. Hadi abi. Too many roads for the fools. Too many rules for the fools. Too many rules for the fools. Too many rules for. Lan manyak mısın sen bir ya? Too many rules for, there are too many rules for. Bana küfür mü ediyorsun lan? Sen bana küfür mü ediyorsun lan? He? Kafanın gazını kırarım seninle. Bana mı söylüyorsun lan? Abim. Ne oldu lan? Abi. Ne oldu lan? Ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni seviyorum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum sen be? Ne yapıyorsun oğlum sen beni durdurunca? Ben var ya... Cumali abimi çok seviyorum. Selim abimi de çok seviyorum. Selim abim ayrı. O benim arkadaşım da. Yanlış anlamadın değil mi? Siz abilerim. O da abim ama o yakın yani. Sonra yengelerimi çok seviyorum. Yeğenlerimi çok seviyorum. Abi ben annemi çok seviyorum ya. Annemi ben de çok seviyorum. Ben babamı da çok seviyorum abi ya. Babamı karıştırma şimdi. Ama çok seviyorum babamı. Söyleyemiyorum ya. Of değiştik lan biz. Neden kimse söyleyeyim? Neyi? Sevdiğini söyleyeyim. Sarın kimse öpmüyor beni. Manyak mıyız lan? Benim için bize mi sarılacağız? Ben söyleyeceğim bak şimdi. Anne. Oğlum sus. Ben seni çok seviyorum annem. Şşş. Oğlum. Baba. Oğlum sus babam. Koçavalı İdris babam. Sus sus sus. 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 Şimdi sus. Sus. Abi. Kusacağım. Midem. Ağzınızla için burnunuzla... Sarı kanat bu ama. Hala o dangul dungul şeyi mi dinliyorsun? Valla çivi çivi söker diye iyi de geliyor. Olsun. İşe yarıyor mu lan? Valla abi işe yarıyor ya. İnanmazsın. Ver bakayım lan.
Bir şey söyleyeyim mi? Ben de fenayım ha. Vakit olmuşuz biz dün gece. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben de. Yalan olduk. Nasıl işe yarıyor değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum sen de söyleyecek akım yok. Al şunu. Manyak mısın? Bu insanın ruhunu bozar lan. Manyak mısın sen? Kime benzetin oğlum sen böyle acaba ya? Aç, dinle. Ulan oğlum sen nasıl bir manyaksın? Aa, elektrik bela. Aç, enerji oluyor, aç. Ya maç kusura bakma abi Heyran. Ya bırak Murtaza, keyif alıyorsun, intikam alıyorsun, bilmiyorum hem ya. Ya alıyorum he ama yani bu biraz fazla oldu sanki. Biraz daha sık dişini birazdan geçecek. Devam, ne olsun lan. Canım siz şu su olayını hazırlayın bakayım. Şunları da öğren artık. Su olayı nedir ya? Waterboarding. Vallahi benim bildiğim su olayı. Tek başına ne yapacaksın acaba? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cengiz Erdenet'e bir hediye getirdim. Yamaç Koçovalı'da. Bekle bir saniye. Evet. Hadi eyvallah.
Abi! Silah kullanmak için izin istiyorum. Hayır, hayır. Cengiz Bey'in kesin emri var. Tamam, kapat. Anladım. Bir arayan var, dur. Efendim? Biliyorum, biliyorum. Tamam, kapat. Biliyorum. Gel. Sorun var Cengiz Bey. Bizimkilerin müdahalesi engellenmiş. Ne demek o? Birileri işçilere yardım ediyor. Maslak'ta kinleme oluyor bu. Bütün fabrikalarda Cengiz Bey. He? Kim oluyor bunlar? Memleketi sahipsiz mi zannettiler? Hemen çek adamları. Polise haber ver. İş bırakmak neymiş görsünler. Sonra. Ne dedim ben? Bizi bir görse yok. Bir araba geldi. Şunu gönderdim. Bunu görmeniz lazım Cengiz Bey. Getiren Yamaç Koçovalı'nın selamı var demiş. Nerede o? Gel benimle. Nereden çıktı o? Yamaç Bey'den mi? Aynen öyle. Hadi kızım, kahvaltı hazır. Tamam, geliyorum. Günaydın. Babaanne. Döndün. Yaşasın. Ama bir dakika. Dur, sultanım kahvaltıya böyle inmez bir kere. Gel. Gel, gel. Hayırdır, yüzün biliyor? Gülmesi mi canım? Buyur, sana getirdim. Eyvallah. Selim'e. Sultanımız geldi. Hoş geldin anne. Aa, Akın yok mu? Olmadı şimdi. Ver bakalım, ver. Çıkarın şunu çabuk, çıkarın. Ah, Cengiz Bey, çok, çok güzel, gelsene. Bu ne bu? Bu! Oh, sonunda. Şimdi geldik Vehbi'nin kerrakesine. Abi hayran. Bu kadar altına ne olacak? Eğer gene b**nin eline geçecekse ben talibem. Yanlış anlaşılma olmaksa. Olur ya.
Olur olur, o kadar yardım ettin. Hadi ya. Ciddiysen. Ya hadi Murtaza, hadi ya. E bu kadar altına ne olacak? Bizim de kozumuz sinek olmasın mı abi? Hayır. Ay. Selamünaleyküm Selmet. Ve aleykümselam. Gelecektin, ne oldu? Ya bazı işler çıktı, gelemedik. Ama şimdi geleceğim, dükkanda mısın? Dükkanda değilim, yok. Konum atayım sana, oraya gel. Ya lan konumunu, konum... Adres söyle bana. Tamam biliyorum orayı ben. Tamam kapat, bir saate geliyorum, kapat. Şimdi size bir masal anlatacağım. Bir zamanlar çok uzak bir diyarda bir Erdinet Holding'i varmış. Bu Erdinet Holding'in 17 tane kimya fabrikası varmış. Bu kimya fabrikalarından birinde nitrik asitle hidroklorik asit evlenmişler. Düğünlerinde bolca bu ne takılır düğünlerde? Çeyrek. Altın. Yani atom numarası 79 olan altın, ama öyle çeyrek falan değil. Yani külçe külçe yaklaşık 250 milyon dolar değerinde. Ne anlatıyorsun Yamaç? Biraz saygı anlatıcıya, biraz saygı. Anlayacaksın. Cengiz Erdenet. Şimdi bu hidroklorik asitle nitrik asitin birleşimine kral suyu diyoruz. Bu kral suyu o kadar güçlü bir bileşiktir ki altını bile çözer. Ya ama burada araya gireceğim, çözmek dediğim şöyle, hani eritir, sıvı haline getirir gibi bir durum değil. Moleküllerine kadar ayırır yani. O sıvı içinde kayboluyor senin altın. Şimdi Cengiz Bey, ham maddelerin üzerinde bulunan +004 bakterilerinin 320 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle karbonmonoksitin analizinden meydana gelen HOH2 negatif elementlerinin bakteriler üzerindeki etkisiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır. Evet, tamam, bunu anlamanızı beklemiyordum. Baba, araya gelebilir miyim? Biraz saygı dedim Çağatay Bey. Araya girecek bir durum yok. Fabrikalardan birinde bir imalat tankının içinde duruyor altınlar. Eğer kapaklardan biri açılırsa onu tutan asit kaplama dökülür ve altınların çözülmeye başlar. Eğer yanlışlıkla musluklar da açılırsa eğer yani o sıvı sen sağ ben selamet. 250 milyon dolar. 250 milyon dolardan bahsediyorum. Ne istiyorsun? Yavaş bir affedersiniz. Yani size saygısızlık yapmak istemem ama buna bakmak zorundayım. Efendim? Geliyor Çağatay Bey. Size haber vereyim dedim. Söylediğiniz adrese yönlendirdim. Bundan sonrası sizde. Teşekkürler. Bana bir şey olmayacak değil mi Çağatay Bey? Eminiz yani. Hadi Samet Bey, hadi. Affedersiniz Yamaç Bey, buyurun devam edebilirsiniz. Şimdi önce işçi kardeşlerimin maaşları, primleri, güvenlikleri var. Onları ben Ögeday Bey ile bir ara halledeceğim, konuşacağım. Daha sonra beni bir salacaksın artık. Yamaç gel, geldim. Yamaç git, gittim, yeter. İstediğim zaman, istediğim yere, istediğim şekilde gideceğim. Tamam, burada rehiniz ki onun da sebepleri var, konuşacağız. Ama köpek olmadık. Hiçbir zaman olmayacağız. Bir de bir şey daha var mı? Bir şey daha. Ha, Murtaza kardeşim de benim yanıma vereceksin. Hoppala.
Çağatay Bey. Çağatay Bey, buradayız. Buradayız Çağatay Bey. Çağatay Bey. Bendeyiz. Bendeyiz Çağatay Bey. Gözler buraya. 250 milyon dolar. Güzel. Çağatay Bey'in de anladığı üzere altınlarınızı beraber çaldık Murtaza'yla. Eğer kılına zarar gelirse altınlar foş. Gitti. Yani şöyle düşünün. Paran senin, yine sende ama paran yok. Yani bir oradan bakmak lazım. Çünkü büyük para, beni dinleyeceksin. Büyük para senin için bile büyük para. Bitti mi? Bitirmedim, bitireceğim. Çukura dokunmayacaksın. Aileme dokunmayacaksın. Ben çukur için buradayım. Daha önce söyledim sana. Çukura, aileme bir zarar gelecek hiçbir şeyi kabul etmem. Daha önce de söyledim, anlatmaya çalıştım ama başka yöntemler kullanmıştım. Doğru değilmiş. Seni paradan vurmak lazımmış. Kâr zarar meselesi üzerinden bakıyorsun. Yani dinin, imanın, kardeşin, oğlun, karın, eşin, her şeyin para. 250 milyon dolarını aldım Cengiz Erdemet. Boğazını sıkacak bir para değil belki. Ama en azından sıkar. Sana söyledim Yemaç. Küfrü hiç sevmem. Şimdi o 17 fabrikayı teker teker aratacağım. Didik didik edeceğim. Altınlarımı bulacağım. Altınlarımı bulduğumda senin de, ailenin de, çukurunun da canını okuyacağım. O saate kadar sen benim dizimin dibinde kalacaksın. Bu şey devam edecek mi daha? Ben müsaade istemek zorundayım da. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben de. İyi. İyi günler. Yamaç Bey. Ha Yamaç Bey. Gelsin bakalım. Hala titriyorum ya. Ögüday Bey nasılsınız? İyiyim siz? Çok teşekkür ederim. Ya şunları imzalarsınız daha iyi olacağım gerçekten. Bu nedir? Anlatayım. Müsaade var mı, oturabilir miyim? Buyurun. Kardeşiniz Çağatay'ın uyuşturucudan kazandığı altınları çaldım ben. Ondan sonra işte sizin fabrikalardan birinde gizledim onları. Babanıza da şantaj yaptım. O da kabul etti bunları. Değil mi? Çok iyi değil mi? Servet, orada mısın lan?
Sermet, cevap versene lan. Lan Sermet, ne oturuyorsun? Cevap versene lan. Sermet yok. Çağatay var. Senin ben sürmaleni. Bırak. Bunların hepsini istiyorlar sevgili işçilerimiz. Aynen. Şimdi bir de bunlar kabul olduktan sonra ortam biraz rahatlayacak ya. İki gün sonra kimseyi kovmayacaksınız. Bu da benim şartım. Yani bunların hepsini gerçekleştirirsek denekim ya da... Şey, araya giriyorum kusura bakmayın. Baştan anlaşalım diye. Sadece denek kimyada değil, bütün fabrikalarınızda. O kadar. O kadar bize gelişi bu. Bu isteklerinizin hepsini gerçekleştirirsek, hele ki bütün fabrikalarda bunun bir maliyeti olduğundan, yani bunu biliyorsunuz değil mi? Allah'ını ben bilemeyeceğim beyim. Çok da ilgilenmiyorum açıkçası. Cengiz Bey de bütün bunlara rağmen kabul etti bunları, öyle mi? Tabii tabii, arayın sorun. Soracağım zaten, merak etmeyin. Görüntülü arayın. FaceTime, özlemiştir beni. Tamam, Cengiz Bey. Arkadaşlarımıza iletebilirsiniz Yamaç Bey. Bütün istekleri kabul edildi. Uygulamaya konulacak. Çok teşekkür ederim. Ne kadar enteresan. Sevgili işçilerimizden arkadaşlarımız oldu. Ne kadar enteresan. Alemsiniz vallahi Güder Bey. Teşekkürler, kulağa gelsin. Ha. Evet, şimdi aklıma geldi. Şimdi cenazenizde özel gelmesini istediğiniz biri var mıdır? Ailenizin başı kalabalık olacaktır büyük ihtimal. Ben ilgilenebilirim istersen. Ne, bu beni tehdit mi ediyorsun? Yok canım, benden ne alakası var? Sevgili kardeşiniz Çağatay sizi öldürecek o bakımdan. Şaka mı bu? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yok valla. Yani her şey zeval olmaz. Bilin. İyi günler. Yamaç. Otur lütfen. Hay hay. Anne, çıkıyor musun? Çıkıyorum biraz. Çık annem, çık. Şöyle bir deniz kenarına git, temiz hava al. Tamam, alırım. Akşama bir karnıyarık yapsana. Yaparım tabii annem, sen nasıl istersen. Bir de pilav yap. İzmir köfte yap bir de. Bir de düğün çorbası yapar mısın? Düğün çorbası da yaparım tabii. Ayşe, siz de bölüşün. Bitmez yoksa.
Anne. Salim, seninle bir yere gideceğiz. Peki annem. Yiyecek bu kadar yemeği. Vallahi ben anladım kimin yiyeceğini de. Hadi hayırlısı bakalım. Mırıldanıyorum işte. Ya ne olur susma. Ev zaten çok sessiz. Yardım edeyim mi? Yok. Az bir şey kaldı zaten. Hallederim ben. Amcamla barışmışsınız galiba. Çok sevindim ben gerçekten. Hep mutlu olalım zaten bu evde. Hiç küslük olmasın. Hep birlikte el ele kırlarda koşalım. Aman 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 hoş değil. Anne. Ne oldu? Ne oldu? Ne bu halim? Kim yaptı bunu sana? Ne bu halim? Kimse yapmadı. Şey, uyuyamıyorum onunla. Gel buyur, hoş geldin. Gelmem. Akşam yemekte karnıyarık, İzmir köfte, bir de yeni açacağımız turşu var. Kaçta? Biz kaçta yemek yeriz? Doğru. O zaman akşamlar. Abim, abimler. Ya bunlar da olacak. Evet, olacak. Tamam. Hoş geldin amca. Hoş gördüm kızım. Hay maşallah. Hep böyle olur mu? Hep böyle neşeli. Olacağım inşallah. Damla yengen yok mu? Yukarıda sizin odada, çıkmadı bütün gün. Ben bir bakayım. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok işte, çamaşırları katlıyorum.
Sen iyi misin? Ben? Hı. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim. Bir sıkıntı yok. Bir şey yapmıyor bu evde ya. Hoş geldin baba. Nasılsın kızım? İyi. Ne oluyor, misafir mi var? Var galiba ama. Karaca. Efendim. Bir amcanı çağırsana kızım bana. Tamam. Oh 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 oh. Ne oluyor ya? Ziyafet mi var? Vallahi karnıyarık var. İzmir köfte var. Pilav var. Düğün çorbası var. Ne oluyor? Abi gelsin, konuşacağız. Gelsin. Gelsin, konuşalım. Beni çağırtmışsın anne. Akşama yamaç yemeğe geliyor. Hep birlikte oturup konuşacağız. Gelsin. Seninle konuşulduğunu farkında mısın şu anda? Başka bir şey yoksa ben babamın odasındayım. Nereye gidiyorsun? Ne demek başka bir şey yoksa? Bundan daha önemli ne olabilir lan? Siz neyin kafasında yaşıyorsunuz ya? Kimse beni o masaya oturtamaz. Bir yerlerde yaşıyor, yaşasın tamam ama ben o masaya oturmayacağım. İdris Koçovalı'nın masasına, benim babamın masasına, benim babamın. Kardeşim bile olsa. Siz gerçekten kafayı yemişsiniz ya. Hepiniz peynir ekmekle ayrı ayrı yemişsiniz kafayı. Gelsin yiyin için, eğlenin, gülüşün, oynaşın, öpüşün, koklaşın lan. Ben o masaya oturmayacağım. Selim, nereye gidersen git, akşam eve döneceksin. Benim için döneceksin. Sütüm hakkı için. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Sen ne anlatıyorsun anne ya? Şimdi git bunu bir düşün. Bence emekli olun artık. Sizin işlerinizi de ben yapıyorum. Ne istiyorsun? Bravo. Sizin için ailenin düz kapalısı diyorlar. Ama bence öyle değilsiniz ha. Çocuklar, çantayı getirin. Tahmin etmiştim.
Bunlar zaten bana ait. O yüzden bu tapuların karşılığı değiller ha. Sizin de anlayacağınız gibi. Ne istiyorsun? Hey, çıkın. Cumal Bey, benim için bir iş yapmanızı istiyorum. Aslında kendim halledebilirim de büyük gürültü çıkar. O yüzden benim yerime siz yapacaksınız. Kardeşimi öldürme konusunda belli bir tecrübeniz var ya hani. Onu şimdi benim için de kullanmanızı istiyorum. Ogeday Erdenet'in yarın hayata veda etmesini sağlayacaksınız. İster siz tek başınıza yapın, ister sevdiğiniz, bayıldığınız çukurunuzda yapın. Beni ilgilendirmez. Ama yapın. Ama yapamazsınız. Yarın bu saatlerde sizinle komşu olacağız. Ve benim sizinle komşu olmamı hiç istemezsiniz. Abi, ben yapıyorum da onu doğru mu yapıyorum bilemedim ha. Yapıyorsundur, yapıyorsundur. Yanlış yapsan atmaz zaten. Bak, mis gibi, aynen. Evet, tak bakalım şimdi. Bastır şöyle erkek gibi ya. Erkek gibi diyorum. Hah, aferin. Geç bakalım şimdi benim yerime. Senin kardeşin var mı Cemil? Var abi, hem de kaç tane öf görsen. Kardeş dünyanın en pis şeyi. Atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Sen seçemiyorsun bir de. Doğrudur abi. Aslında aile de öyle. Ben mi dedim benim ailem olun diye? Doğrudur abi. Aslında esasında esas hayat öyle. Ben doğmak istedim mi? Bana sordunuz mu? Bana sorsaydınız ben doğmak istemezdim. Ben böyle iyiyim. Beni salın ya. Ben burada iyiyim derdim. Gitsin başkası olsun benim yerime. Benim çektiğim çileleri başkası çeksin derdim. Başkası olsun Selim derdim. Selim kim abi? Bravo. Çok güzel soru. Hakikaten Selim kim? Ben ne bileyim, kahraman abi. Ben sen bilmiyorsan ya. Ben bu sorunun cevabını bilseydim burada ne işim vardı zaten. Hadi sık. Hadi sık bakalım. Gel buraya sıkayım abi. Sen sık sık. Abi daha yeni öğrendim, bilmiyorum doğru düzgün. Sık dedim Cemil. Abi sıkalım. Sık dedim Cemil. Abi sıkamam. Abi sıkamam. Cemil sık. Abi sıkamam. Sık dedim Cemil. Sıkamam abi. Sıkamam abi. Sık dedim lan. Come on!
12'de buradayız. Kendim dönerim. Cengizciğimle konuştum ben. Olmaz. Cengiz Bey'in emri var. 12. O saate kadar sen benim dizimin dibinde kalacaksın. Tamam. Anlaşma anlaşmadır. Abi hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. Vallahi kusura bakmayacaksınız artık bugün. Böyle yerimiz biraz dar. İdare edeceğiz. Yamaç amcam geldi. Oğlum çıksana dışarı, koskoca bahçe. Tıktın kendini eve. Kocaman bahçe ama. Kimse benimle oynamıyor ki anne. Abilerimin hepsi kocaman. Neden daha küçük bir abim yok benim? Niye yapmadınız? Ey Allah'ım. Sen bana sabır ver. Hepinizden nefret ediyorum, tamam mı? Bu evden, bu bahçeden, bu aileden hepinizden nefret ediyorum. Biz de sana bayılıyorduk zaten. Git oğlum. Bas git. Tutan mı var? Bir 18 oldum, göreceksiniz zaten. Gidiyor muyum, gitmiyor muyum? Ha, gidersin. Kolaydı öyle. O kapıdan çıkarsan bir daha gelemezsin. Ne ölüme, ne ölüne. Oğlum! Akşam. Otur. Versene oğlum tabağını.
Teşekkür ederim. Baban nerede? Haberim yok. Acil bir işi çıktı. Eski biçene gitmesi gerekti. Aa, benim niye haberim yok? Bana söylerdi. Pardon, pardon. Komik geldi. Emin misin Suraya? Senin haberin olmadan bir sürü işler yapmış. Bu akşam hiç bunlara girmesek nasıl olur? Belki hep birlikte bir yemek yememizi istemiştir. Ailece bağlarımızı güçlendirmek için. Bugün çok uzlaştırmacısın o geday. Fabrikadaki işçilerle kucaklaşmaya gitmiş, onlarla konuşmuş, barışmış, sarılmışlar. Kimin hatası olduğunu da söylemek ister misin Çağatay? Aslında haklısın biliyor musun? Ben? Enteresan. Hangi konuda? Belki de babam hani bağlarımızı güçlendirmemizi istedi. Olabilir yani. Ne de olsa iki tane oğlunu kaybetti. Ağzından yel alsın. Kulkan yaşıyor. Sahi mi? Kulkan'ın yüzünü en son ne zaman gördünüz Süreyya Hanım? Ayşe'yle Saadet yaptılar. Onlar nerede? Müştemilatta yiyecekler bu gece. Çok affedersiniz ya, bir şey soracağım. Pastayı ne zaman keseriz ya? Ne demek o? Ben böyle lordlar gibi oturduk burada. Sevdiğimiz yemekler yapılmış. Pastayı ne zaman keseriz onu merak ediyorum. Ne yapıyoruz ya biz Allah aşkına? Sen hangi yüzle buraya gidiyorsun oğlum? Ben çağırdım. Neden? Öyle istedim. Ben de şimdi gitmesini istiyorum ya. Kalkayım ben. Otur yerine. Anne. Gözünü seveyim, derdin ne? Hepimiz bu sofrada oturacağız. Bu aile 50 yıldır bu sofrada oturur. Kahraman öldüğünde de, Sena öldüğünde de, İdris öldüğünde de. Ne zaman bu sofraya oturmadık? Hatırlıyor musunuz? Hani babanız buradan gidiyoruz dediydi. Çukurdan çıkardıydı bizi. Sonra ben bir gecede bir torunumu, bir gelinimi kaybettim. Paşa'yı, Muhittin'i. Aklımı kaybettim ben be. Aklımı kaybettim. Sersevil olduk darmadağın. İşte o zaman. O zaman bile bir bardak çayımız oldu oğullarımıza verecek. Sofra niye kurulur? Yemek için değil. Kendini hatırlarsın. Karşındakini, yanındakinin kim olduğunu hatırlarsın. Karşındaki, yanındaki ailendir.
ben doğurdum. Ben besledim. Ben büyüttüm. Hepiniz benim karnımdan çıktınız. Sonra bu sofraya oturttum. Şimdi dışarıdan ne derseniz yiyin. İsterseniz birbirinizin boğazını sıkın. İsterseniz taş taş üstünde bırakmayın. Ama akşam saat 8'de herkes bu sofrada oturacak. Dünya yıkılsa da gene kardeş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Çorbanızı için. Bonfile çok pişmiş. Şefle konuşacağım sonra. Hı, ben öyle istedim. Çünkü bazılarımız kan sevmiyor da. Bu kadar kurutacağına pastırma yeseydin. Pastırmalı kuru fasulye. Tam senlik. Senin atalarının yemeğiydi galiba. Senin ataların da patatesle lahanayla besleniyordu Olgacığım. Eti bana mı anlatıyorsun? Doğru söylüyorsun. Sen eti çok seversin. Ama insan eti. O gider yarın ne yapıyorsun? Hayrola? Bir şey yok yani. Vaktim varsa birer kahve içelim diyecektim. Aklında ne var Çağatay? Hiç. Kardeş kardeşe kahve içemeyecek miyiz? İçemeyiz. Yarın işim çok. Eğer çok merak ediyorsan sekreterime programımı sorabilirsin. Ya gerek yok. Zaten bütün programın her gün mail olarak geliyor bana. Bu niyemiş? Ailenin korunma görevi bana verildi ya. Benim işim bu. Diğer bütün pis işler gibi. İnsanın haddini bilmesi gibi yok. Değil mi Çağatay'cığım? Ne de olsa herkesin bir yeri, bir görevi var bu ailenin. Benim şu hayatta bir babam vardı. Nefret ettiğim, kavga ettiğim, çok sevdiğim, hepinizden çok. Çok canım yandı. En çok benim. Çünkü babamı en çok ben severdim. B
Benim kavgamı elimden aldın sen. Ben şimdi kimle kavga ediyorum biliyor musun? Kendimle. Ama hiçbir anlamı yok ki. Ben küçük bir tavşandım. Daha küserdim. Daha da haberi bile olmazdı. Ama olsun. Benim dadağım da... Benim... Dağımı aldın sen benim... Dağımı niye... Niye aldın Yamaç? Ne döverdi seni be? Eş yol eşek derdi. Ben sana sık dedim de. Sık değil mi dedim. Ağzıma da o en sevdiğim oğlu. Bastın yani ağzını burnunu kırardı. Benim... Babamı elimden aldınlar. Benim babamı elimden aldın. Babamı niye öldürdün? Benim babam... Benim babamı niye öldürdün diye mi? Babamı niye öldürdün? Benim babamı niye öldürdün Yamaç? Oraya gider misin? Niye oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Anne. Selim delirme. Selim delirme. Delirdim ben. Delirdim. Anne gel sen. Gel. Sen bunların başından ayrılma. Ayrılmayacağım anne. Sen bir gel. Gel. İçeceğim ben yanına. Seni yaptığını, ben yapabilir miydim diye korkardım herhalde ben. Herhalde korkardım. İdris Koçovalı'ya silah doğrultacaksın. Sonra bir de sıkacaksın. Ben yapamazdım. Ben yapamazdım. Nasıl yaptın lan? Nasıl yaptın? Yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Yapma. Bak!
nasıl yaptın? Çok basit. Vallahi çok basit. Böyle bak. Silah alıyorsun. Kaldırıyorsun. Tetiğe basıyorsun. Tetiğe basıyorsun. Tetiğe basıyorsun. Tetiği çekiyorsun. Yeter. 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 Yeter lan! Ne yeter? Yeter! Ne yeter? Yeter. Ne yeter? Sana yeter! Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun burada? Hiçbiriniz orada değildiniz abi. Ben oradaydım ya. Ben oradaydım. Ben oradaydım. Ben. Ya. Ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki aileni koru. Oğlum aileni koru. Ne olursa olsun aileni koru. Sana da demedi mi ya zamanında? Sen ne yaptın? Satmadın mı? Satmadın mı? Sen bana ne yapıyorsun şu an ya? Sen. Aileni koruyabilir misin? Babanı öldürmek pahasına koruyabilir misin aileni sen? Ulan burada gelmişsin, şekilin yüzü bir şeyler, silahlar. Beni mi deniyorsun sen? Ben babamı sıkmışım, kendime mi sıkamayacağım lan? Sen ne yapıyorsun abi burada? Sen benim en sevdiğim, ne yapıyorsun bana ya? Ben korurum oğlum. Benim adım Yamaç Koçamalı. Ben korurum, ben korudum. Korumadım mı baba? Söyle onlara. Dediğini yapmadım mı baba? Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. 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 Bırak. Tamam. Ben korudum abi. Tamam. Tamam. Bırak. Bırak. Ne var? Ha Cumali Bey nasılsınız? Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Şimdi size o geleneğin yarınki programını okuyacağım. Lütfen not alın. Anne, dur, karışma sen. Olur. Sizden maksimum bir performans bekliyorum, tamam mı? Yani inanın benimle komşu olmayı pek istemezsiniz. Gideceğim ben. Kafasını duracağım. Abin nerede? Bilmiyorum anne. Ben gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür etme. Sofradaki yerini hak et.
Metin, çocukları topla eve gelin. Hadi. Yaptınız. Ne güzel bir akşam oldu değil mi? Sorma. Çağatay. Sen niye o gadaya sordun yarın ne yapıyor diye? Yarın istediğin olacak mı amcıka? Biraz hızlı olmadın mı? Biraz fazla beklemedik mi? Kim yapacak? Merak etme. Kimse bana bağlayamayacak. Arayan oyuncakları gerçekten işe yarıyormuş.
Metin, aslan parçası. Araçlar size doğru geliyor. Başlıyoruz. Tamamdır abi. Değil. Hiç fena değil. Açıl. Kontrol edin. Sanırım gerek kalmadı. Siz yine de kontrol edin. Efendim? Dün ucundan döndü Çağatay Bey. Siz demediniz diye. Yoksa gidiyordu. Hah, tamam. Harekete geçmemekle iyi yapmışsınız. Daha zamanı gelmedi, ben söyleyeceğim. Benden memnun musunuz Çağatay Bey? Memnunum. Sizden çok memnunum. Ama unutma. Ben Yamaç'la bir anlaşma yaptım. Kurallar var. Kurallar. Ben anlaşma falan yapmadım. Kural mural yok. Baba. Hangisi? 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 Kaşına ada değdi zaman,
Kibrin kaşına da değdiğim zaman, bekletme sevdiğimde dur beni, beni. Bekletme sevdiğim dur beni, beni. Sevdanın şafağında söktüğü zaman, sevdanın şafağı da söktü zaman. Diyardan diyara sür beni, beni. Diyardan diyara.